Efendim herkes onu konuşuyor. Nasıl oldu? Sadece kendi ilçesinde değil aynı zamanda Türkiye'nin de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de umudu oldu. Üsküdar'ın yeni belediye başkanı Sinem Hanım, Sinem Dedetaş şu anda NAV ekranlarında çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sinem Dedetaş belki siz Sinem Başkan belki siz kendiniz de anlatacaksınızdır ama ben bir harika bir kariyer bir mücadele öyküsü e, bu şekilde bir giriş yapayım. Haliç Tersanesi AVM yapılmasına itiraz etmiştiniz. İtiraz ettiğiniz için de siyaset yapıyorsunuz denilip e, uzaklaştırıldınız. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, AK Parti vardı. AK Parti'nin e, yönetimi zamanında uzaklaştırıldınız. E, gönderildiğiniz yere amir olarak geldiniz. Bir anlatır mısınız bize o hikayeyi de? Aslında orada şöyle bir şey var yani ben sinem olarak yasaklanmadım genel olarak tersaneye girişler durdurulmuştu onu özellikle söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın tersaneler zaten ağır sanayi bölgeleri evet. olduğu için öyle hani çok rahatlıkla girebileceğiniz alanlar değildir o ayrı ama o dönemde özelleştirilmesi söz konusu olduğu için genel olarak girişlerin izinli girişleri de durdurmuşlardı ben de o da başkanlığı yaptığım için o dönemde aslında kurumsal olarak girebiliriz izinli ama gösterilmek istenmiyordu içeride olanlar. Daha sonra tabii bir görüşme sonucunda Büyükşehir'de genel müdür olarak şehir hatlarına atanınca tabii icracı gelmek orada bence çok da harika işler yapılması sebep oldu. Bir hakkın teslimi miydi? Nasıl hissettiniz o gün? Ekrem İmamoğlu tarafından bu görev verildiğinde ki tersanede size bağlı oldu sonra. Çok şans gibi hissettim açıkçası. O şansı da iyi kullanmam gerektiğini düşündüm ve iyi de işler yaptığımızı düşünüyorum orada. Masal gibi bir şeydi yani hani çok olabilecek bir durum da değildi yani normal baktığınızda. Hakkın teslimi de diyebiliriz evet keyifliydi. Peki şimdi Sinem Hanım Bizim hazırladığımız bir haber var. Eskişehir, Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış ve bu konuda şimdi mevcuttaki belediye başkanlarına da öğretmenlik hocalık yapacak bir isim Yılmaz Büyük Erşen. bir Eskişehirli daha var İstanbul'da ve kadıneli kadın eli Üsküdar'a da değecek dedi. Sinem dede taştan bahsetti. Kadın eli Üsküdar'a değince neler olacak onu da konuşacağız. Ama Üsküdar Belediyesi'nde ne oluyor? Bir izleyelim haberimizi. Beni en çok sevindiren şey diyeyim aldığım geri dönüşlerde bir umut olduğu insanlarda hani ülkeyi terk edecektik artık etmeyeceğiz işte çocuğumuz gidecekti vazgeçti çok kısa sürede böyle geri dönüşler aldım tabii bunu duymak e, muhteşem bir onur Sadece Üsküdar'a değil Türkiye'ye umut oldu CHP'nin adayı Sinem Dedetaş Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da evinin bulunduğu ilçe artık onun yönetiminde Atalar Üsküdar'a geçti abi. İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın evi de burada. Bir ziyaret gerçekleşecek mi? Onu planlamadık ama tabii ki seve seve sonuçta Cumhurbaşkanımız ben hani her türlü makamın zaten makamdan kaynaklı saygı duyulması gerektiğini düşünen bir insanım. Devlet adabına da özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlkleri gerçekleştirdi Sinem Dedetaş Yüksek Gemi Mühendisi. Haliç Tersanesi'nin AVM projesine karşı durmuştu. 2019'dan önce tersaneye giremiyordu. İmamoğlu'nun yönetimi devralmasıyla İstanbul şehir hatlarının da ilk kadın genel müdürü oldu. Hurda deposuna dönen Haliç Tersanesi üretimi başlattı. Dünyanın en eski yaşayan tersanesi haline getirdi. Şehir hatlarını 2 milyon lira borçla devralıp 275 milyon lira kara geçirdi. Burdaya çıkan vapurları hizmete soktu. İstanbul'a özgü deniz taksileri tasarladı. Nasıl kazandınız? Bol temas ettik insanları. Hassas, şefkatli, anlayışlı, dinleyen ve icraatçı bir yapı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Üsküdar gibi bir yerde hani bir kadın olarak böyle bir zaferle sonuçlanması pek çok algıyı değiştirdi. 31 Mart seçimleri içinde Sinem'de Üsküdar var sloganıyla çıktı yola. Sinem'de de Taş en yakın rakibine AK Parti'ye 7 puan fark attı. En büyük desteği eşinden ailesinden gördü. Üsküdar'da ilk belediye kadın belediye başkanı olacak inşallah. Annem de biraz ağladı tabii. Babam da çok. Hepsi çok sevinçliydi. Kayınvalidem, kayınpederim. Üsküdarlıların en büyük endişesine karşı da Sinem Dede taş söz verdi. Validebağ Korusu yeşil kalacak dedi. Orayının da bir artık nefes alması lazım. Mağara açıldı, açılacak o baskı. E, çok fazla insanı endişelendiriyordu. Orası koru olarak kalacak. Sinem Dede Taş'ın Üsküdar'da en büyük hedeflerinden biri kentsel dönüşüm yaparken kentin tarihi ve kültürel yapısını koru ilk adımı da sosyal yardımlar için atacak. Öncelikli olarak tabii sosyal yardımlaşmada hani hemen meclisten geçirmek istediğimiz kararlarımız var. Verdiğimiz vaatlerde öncelikli olarak işte pazar desteği gibi bir zaman yolculuğu gibi oldu <laughs> size. Böyle geçmişten günümüze işte şehir hatlarındaki görevini sonra kampanya süreci. Atı alan Üsküdar'ı nasıl geçemedi onu konuşmak <laughs> istiyoruz. Bir e, Üsküdar seçim sorucuna da bakalım. Buyurun 2019 yerel seçimleri ve 20 Türk ben %48,35 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak vardı orada %45,51 oyu vardı. Şimdi... 31 Mart 2024'te tablo nasıl değişti? İki ajanstan da görüyorsunuz zaten eşitlendi. Sinem Dede Taş %49,90 neredeyse böyle küsrat kalmış %50'ye. Üsküdar'da almış olduğu oy oranı bu %49,90. Hilmi Türkmen %42,37 oya kavuştu. Peki... Atı alan Üsküdar'a nasıl geçemedi, nasıl oldu? Ne dersiniz? Çok mutluyuz tabii sonuçtan öncelikle onu söylemek istiyorum. Yıllardır beklenen bir değişimdi bu aslında. Bunun bir parçası olmak da beni çok mutlu ediyor tabii. Güzel bir ekip işi oldu. Bol temas ettik. Yani seçmende de bir Yılgınlık vardı aslında vaatler anlamında işte tutulmayan sözler. Bir yerde belediye hizmetlerinden memnun olan seçmenimiz var. Bu CHP seçmenin içinde de vardı mesela yani memnunuz diyenler vardı. Ama bir tarafta da tabii tutulmayan sözler nedeniyle belli kırgınlıklar oluşmuştu. Onun da etkisi var. Biz de bu anlamda bir hani güven oluşturduk ve tazeledik. Yani icraatçı kimliğin burada önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biraz ne yapacaksam onu söyleyen bir insanım. Bunu da seçmenin anladığını, yani kampanyanın en başında şöyle bir düşüncem vardı. Kendi adıma da bunu doğrulamış oldum. İnsanlar ekonomik düzeyleri ya da statüleri, eğitim seviyeleri ne olursa olsun samimiyeti anlayabiliyorlar diye düşünüyorum ben normal hayatımda sinem olarak. Onun da doğrulamasını yapmış olduk. Gerçekten hani insanların doğru söyleyip söylemediğini, samimi olup olmadığını yapıp yapamayacağını değerlendirebilen milletimiz var. Bu anlamda da Üsküdarlı ya bu konu geçti diye düşünüyorum. Burada inandılar yani bunu yapabileceğimizi. Şimdi AK Parti bir öz eleştiri içinde biz hı hı. nerede neden kaybettik araştırması içinde ama siz sokağa çıktığınızda ee, bu sonucu alacağınızı gördünüz. Bir takım kırgınlıklar vardı, verilen sözler Hı -hı. ve tutulmayan sözler evet. vardı. Neydi mesela? Ee, en çok size neyi söylediler? En çok kentsel dönüşüm konuştuk. Ee, otoparkı konuştuk ve sosyal yardımları konuştuk aslında. Sosyal yardımda kaygı vardı. Yani "Gelirseniz bunlar kesilir mi?" kaygısı vardı. Kentsel dönüşümde ise işte yanlış uygulamalar. M mahalle mahalle değişiyor onu çok konuştuk. Merkez mahallede mesela 800 metrekare birleştirme ile uygulamaya geçiriz demişler. Bundan memnun olan %10-15 ise geri kalan bunu biz uygulayamıyoruz diye geldi. E tapularını alamayanlar, hisseli parseller yani mahalle mahalle bütün sorunlar değişiyor ama hani çözülebilir miydi 10 yılda bir büyük başıma kat edilebilirdi. Ama işte dönüşüm yüzde yirmilerde takılmış kalmış. O yüzden insanlar bu verilen sözlerin tutulmadığını işte Yavuz Türk'te imar artışı yaptık yapacağız falan 8 kat, 10 kat, 15 kat. Ya bunlar gerçekleşmeyince insanlar da dedi burada doğru gitmeyen bir şey var. O yüzden bunu değiştirelim. Biz de bu noktada zaten bir hani mühendis olmakla da ilgili olabilir. Verisel gittik, kırgınlıkların nerede olduğunu anlamaya çalıştık. Bunları gerçekten yapabilir miyiz onların analizlerini yaptık. Sözlerimizi, vaatlerimizi de orada verdik. Benim vaatlerim böyle makro uçuk kaçık şeyler değil. Ama insanların da ihtiyacının bu olmadığını biliyorduk. Onun doğrulamasını yapmış olduk İlk aslında. İlk iş ne yapacaksınız Mazbatayı aldıktan sonra görevi de dev aldıktan sonra onu da soralım. Hı hı. Yılmaz Büyük Erşen, Yılmaz Büyük Erşen'in sözlerini de bir hatırlayalım mı? Gelsin ekrana. Bu arada yine İstanbul haritasının nasıl kırmızıya döndüğünü de görüyorsunuz. Ekranlarınızı yansıdı. Üsküdar'a da kadın eli değecek. Hem de Eskişehirli bir kadın. 31 Mart'ta da Üsküdarların desteğiyle çok önemli bir başarı imza atan sevgilisi Sinem'i yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle kendisi Üsküdar'da çok önemli hizmetlere imza atacak. Ve uzun yıllarda çalışmalarına devam edecektir diyor. Yılmaz Büyük Erşan bir yandan da Eskişehir'de de bir kadın adayı kazandı ve orada da bakalım nasıl bir dönüşüm, değişim, kadının etkisi, kadın elinin etkisi ona da tanıklık edeceğiz. Yılmaz Büyük de bütün belediye başkanları içinde nasıl hocalık yaptığına tanıklık edeceğiz ilerleyen süreçte önümüzdeki günlerde. Efendim kampanya zamanında bir ufaklık o da dikkat çekti. E onun da hazırlığı var. Hemen gelsin ekranlara. Sonra mazbat alındıktan sonra seyinen Başkan acaba ilk iş ne yapacak? Siz kıymetli Üsküdar'lı hemşerilerimle gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Ve <Ege> Başkan. <laughs> Ve Sinem Ecem Başkan. Sinem Başkan. <laughs> de Mustafa gel hey, baş gel sen lan be de, de, Sen lan taş. De, de, Adın ne senin? Mustafa Kemal. Oo. <laughs> ben, ben şimdi ne konuşayım, Merhaba, ne konuşursam boş. Dur, dur. <laughs> Evet, merhaba İstanbul. Sıcak sevgi seyirle kazandı. Evet. Sıcak, mağaralı bundan böyle her şey çok güzel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yaz. Hadi yaz. Mustafa Kemal'in keyfi yerinde. Bir de ekrem yım onlar öyle kürsüye alabilmek de kolay değildi. Tabii. Vermemiş. <laughs> harikaydı o zaman. O an nasıldı? O an çok harikaydı. Gözünüzde oldu şimdi. Evet, sürpriz oldu bize. Yani ben Mustafa Kemal'i tanıyorum. Çünkü daha önce bir 8 Mart'ta val şey Zübeyde Hanım heykeline çiçek bırak bırakmaya gitmiştik. Karanfil bırakmaya gitmiştik. Baktım koşa koşa elinde bir demetle geldi. Bana çiçek verdi 8 Mart'ta. Biz orada tanıştık. Mustafa Kemal'le. Görünce de tabii hani şaşırdım elden ele kürsüye gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, spontan böyle bir şey oldu. Çok keyifliydi tabii yani hani doğaçlama gelişen bir sürecin olması ve o kadar kürsü hakimiyeti var ki bir de ismini de öyle haykırınca tabii tüylerimiz diken diken oldu. Burada ben her zaman Cumhuriyet'in yarattığı fırsat eşitliğine dikkat çekiyorum. Buna da dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitimlerini devlette almış bir genç kız ve şu an bir kadın olarak da gerçekten Cumhuriyet olmasaydı buralarda olamazdık. O yüzden kuruluşundan bu yana emek veren başta Atamız olmak üzere e, emeği geçen herkese tabii ki şükranlarımızı sunmak zorundayız. Yoksa e, biz buralara gelemezdik. Peki o zaman efendim ilk iş ne yapacaksınız? Mazbatayı aldınız. Bu arada Üsküdar de durum ne? <laughs> Şu an e, bugün 11'de toplantımız var. Evet. Yani toplantıları var. E, i̇tirazlar yapıldı çünkü. Onlara e, geçerli mi değil mi bakacaklar. Bugün aşağı yukarı belli olur Mazbatayı bayramdan önce alıp alamayacağımız. Peki hani böyle çalışan kişi böyle belediyeye gittiğinizde hı hı. girdiğinizde hani rastlayabiliyor musunuz ya da ekibinizden gidip de bir bakan var mı? Yani e, sosyal medyaya düşen bir takım şeyler evet, var ama sonra. yani e, bunların doğruluğu e, tartışılması lazım. Ben gitmedim açıkçası henüz belediyeye Mazbat'a henüz almadım bir usulü takip etmeyi düşünüyorum orada da İnsanlar tedirgin olabilirler gerek yok ama biz mazbatayı aldıktan sonraki süreçlerde zaten 2019'da da bunu yaşamıştık biz yani belgeler gitti geldi işte şöyle oldu böyle oldu kasa boşaltıldı bunlar olabiliyor. biliyor bunu Bunun gördük da bir bunu yaşadık var. ama hukuki süreçler olduğu için her biri takip edilebilir yani meclis olmadan alınan kararlar zaten iptale gidiyor onun harici Dijital izler takip edilebiliyor. Yani Bunların her biri takipli süreçler. Biz bunun takibinde olacağız. Ama Hatır... sizde bir endişe yok. Yok hiçbir endişem yok. Yani ne bulacağımızla ilgili bir endişem var. Ama Nasıl ne yani? kadar negatif Kasayla olursa. Tabii çünkü ben şehir adlarına geldiğimde kasa eksi 2 milyondu mesela. E Bırakırken 276 ile bıraktık. Yani hani Artı. Artı. Yani bunlar olabiliyor. Şimdi eksi bir kasa alıp personelin maaşı ödenecek her şey yapacak süreçler devam edecek. Bununla ilgili tabii ki... E endişe değil ama bu böyle bir olasılığın olduğunu biliyorum e olsun en kötüsüne de hazırlıklıyız bir şekilde. Öyle bile olsa artıya geçmenin formülü de sizde var galiba. Var var yani biz bunu başardık daha önce burada da aynı hassasiyette. Özellikle biz hani bir önceki dönemde tasarrufları biraz arttırdık. Bir de süreçleri verimli yönettik. Burada da aynı şeyleri yapacağız ama önce bir devre alalım bir gerçek durumu görelim. Şimdi e, dün akşam da iftardan buluştunuz e, belediye başkanları ve belediye başkanı evet. e, işte o 31 Mart yarışına giren isimlerle e, gelsin o fotoğrafta. Üsküdar fotoğrafını alalım. Dün akşam hani belediye başkanları nerede buluştu, nasıl buluştu? Bir yandan da siz bize anlatır mısınız? Tabi dün böyle bir toplantı yaptık sayın başkanımız ve il başkanımızın önderliğinde. Genel Başkan Yardımcımız da vardı aramızda. Bütün ilçeler bir araya geldik ve süreçleri değerlendirdik. Bundan sonra ilçesi devam edenler işte e, muhalif partilerden alınanlar şeklinde tabii bir karma grubuz şu anda belediye başkanları içinde. Yol haritasını sevgili başkanlarımızdan dinledik. Burada kafamıza takılan soruları birbirimizle konuştuk. Bu toplantının tabii en önemli ve güzel tarafı hani o ortak aklın hemen kurulmuş olması. Destek mekanizmalarının çalışıyor olması. Orada süreçler de konuşuldu, davranış biçimleri konuşuldu. Sayın Başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz tarzını zaten hani seçimler alındıktan sonra artık herkesin belediye başkanıyız. Bununla ilgili de konuşmalar Rose oldu. Rozet çıkmış taktınız mı bilmiyorum ama rozet yok şu an yakınızda. Ben hep bayrakla anda. gezdim. Evet ama bu süreçler konuşuldu. Gayet verimli güzel bir toplantı geçirdik. Sonrasında da iftarımızı yaptık. Peki efendim. İlk iş ne olacak? Sosyal yardımlar mı? Nasıl adımlar atacaksınız? Onu da dinleyelim. Evet, önce tabii meclisi toplayıp bir karar almamız gerekiyor. Benim aklımda ilk iş olarak bu emeklere vereceğimiz destek var. Bir pazar desteği açıklamıştık. Onu hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. İmar konuları kentsel dönüşüm işte afet müdürlüğünün kurulmasıyla başlayacak süreçler var. O müdürlüğü kurmak da ilk işlerimizin arasında olacak. Es zamanlı, daha önce programlarda söylediğimiz gibi es zamanlı süreçler yürütmemiz lazım burada. Hani ilk anda başlayacak pek çok sıralı iş var ama öncelikle hızlı hayata geçirebileceğimiz insanlara hani hemen hızlıca faydalı olabileceğimiz işlerden başlamamız lazım. O yüzden desteklerle başlayacağız. Sakin ve kararlı adımlar olacak galiba <laughs> sesinizin tonundan benim anladığım bu. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz, ederim. anlattınız. Sinem Dedetaş Üsküdar Belediye Başkanı kendisi 31 Mart 2024'te seçildi ve göreve başlamak için artık gün sayıyor belki de saat sayıyor. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz, ederim. Çok anlattınız, paylaştınız.